Lahmacun hamurumuz için 2 su bardağı kadar ılık sütümüz karıştırma kabının içerisine aldım. İçerisine bir paket kuru maya ya da varsa yaş maya fark etmez ilave ediyoruz. İsterseniz hamurunuzu su ile de yoğurabilirsiniz ama süt ile yoğurduğunuzda daha da lezzetli oluyor ve daha yumuşak oluyor. Şöyle içerisine bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir tatlı kaşığı kadar tuz ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ da yine hamurumuzun yumuşak olmasını sağlayacak. Şu şekilde ilave ediyoruz. Sütümüzü ölçtüğümüz bardak ile unumuzu da ölçerek ilave ediyorum. Videonun sonunda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurumuzu yoğurduk. Ortalama 7 su bardağı kadar un kullandım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Hamurumuzu şimdi bir kenara alalım. Üzerini kapatalım. O mayalanana kadar biz de iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız için domates, maydanoz, soğan, yeşil biber, kapya biber ve sarımsak kullanacağım ben sebze olarak. Bol sebzeli, daha az kıymalı olacak şekilde yapılıyor lahmacun. Ben de o yüzden bol bol sebze kullanacağım. Burada sebzelerimizi robotumuzdan geçireceğiz. Püre olmayacak ama taneli şekilde de kalmayacak şeklinde geçireceğiz. İç harcımızı rondomuzdan geçirdik. Bu birinciydi. Böyle bir tane daha doldurup yine tekrar bir daha rondomuzdan geçireceğim. Bu da ikinciydi. İkinci makinemizde çektim. Bunun içinde daha çok domates olduğu için bu daha kırmızı oldu. Şöyle 250-300 gram kadar kıymamız var. İçerisine aktarıyorum. İçerisine şöyle 2 dolu yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Kıymam yağsız olduğu için daha fazla da ilave edebilirsiniz. Baharat olarak tuz, biraz kimyon. Kimyon çok fazla kullanmayacağım. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Pul biber, bir tatlı kaşığı dolusu ve kekik, şöyle yarım tatlı kaşığından biraz fazla. Toz biber, şöyle biraz da karabiber ilave ediyorum. Baharatlar tamamıyla sizin zevkinize kalmış. İç harcımızı güzelce karıştıralım. Bol sebzeli, şahane bir şekilde. İç harcımız hazır. Bu şekilde sürülebilir bir kıvamda olması lazım. Eğer sürülebilir bir kıvamda değilse ve kıymanız az yağlıysa biraz daha kıyma sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Eğer kıymanız yağlıysa da biraz su ilave edebilirsiniz. İç harcımız hazır. Hamurumuz da mayalandı. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi bunu çalışma tahtamızın üzerine alabiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel, yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumuzu şöyle bir tur bir yoğuralım. Fazla havasını alalım. Daha sonra da bezelemeye başlayabiliriz. Çok yumuşak. Gördüğünüz gibi şahane bir hamur oldu. Yapmak istediğiniz büyüklüğe göre bezelerinizi de ayarlayabilirsiniz. Ben bu sefer fındık lahmacunlar yapmak istediğim için fındık gibi küçük küçük bezeler yapacağım. İsterseniz büyük bir beze şeklinde açıp daha sonra bir kapak ya da tabakla keserek de küçük bezeler elde etmiş olabilirsiniz, yufkalar.
Ama ben o şekilde yapmak istemiyorum. Küçük küçük bezeler yapıp küçük yufkalar açmak istiyorum. Şu şekilde. Bezelerimi yaptım. Gördüğünüz gibi çok da güzel, sevimli de oldular. Küçük küçük. Şimdi açmaya başlayabiliriz. Bunun için bir tane küçük bezemi alıyorum. Şöyle üzerine bastırıyorum ve oklava ya da merdane ile biraz açıyoruz. Zaten çok fazla ince olmayacağı için çok fazla da açmayacağız. Bu kadarcık yeterli. İsterseniz tekrar bir tabakla ya da bir kase ya da bir kapakla kesebilirsiniz daha düzgün olması için. Ama bence gerek yok. Şimdi hepsini açalım. Küçük küçük yufkalarımızı açtıktan sonra şöyle lahmacun harcımızdan üzerlerine birer kaşık bırakıyorum. Ve yine kaşığın arka kısmıyla hamurun her yerine gelecek şekilde şu şekilde yayıyoruz. Sürülebilir kıvamda olması bu yüzden önemli. Eğer bu kıvamda değilse biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Bütün yufkalarıma lahmacun harcını koymadım. Çünkü bunlar pişene kadar onlar ıslanırdı ve kaldıramayabilirdim. O yüzden pişireceğimiz kadar harcımızı koyup yayıyoruz. Pişirmek için ben tava tercih ettim. İsterseniz fırında da pişirebilirsiniz. Tavamızı güzelce ısıttıktan sonra şöyle lahmacunumuzu yerleştiriyoruz. Üzerinde kapatıp bir kapakla pişiriyoruz. Şöyle bakalım, altları güzelce pişmiş, evet kızarmış. Şu şekilde size de göstereyim. Üzerleri de pişti. Şimdi alabiliriz lahmacunlarımızı. Yeni lahmacunlarımı da aldım. Yine aynı şekilde kapaklarını kapatıp pişirdim. Şimdi bunları da alabilirim. Lahmacunlarımın hepsini pişirdim. Çok da güzel bir şekilde oldular. Servise hazırlar. Sizler de mutlaka yapmalısınız ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız bu güzel lezzeti. İsmi gibi fındık lahmacun, küçük küçük fındık gibi de oldular. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini alalım ve arka kısmını da size göstereyim. Gayet de güzel. Arkası, içi, her yeri pişti. Pişirirken kapağını da kapattığımız için içinin de piştiğini sizler de görebiliyorsunuz. İsterseniz benim gibi tavada, isterseniz de fırında kolaylıkla yapabilirsiniz bu güzel lahmacunları. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.